Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. İkinci derece denklemlerde bir diğer kısma başlıyoruz. Kök katsayı ilişkisi. Kök katsayı ilişkisinden kastımız şudur. Köklerini bulmadan bir denklemin kökler toplumu, kökler çarpımı ya da kökler farkının mutlak değeri gibi kritik değerleri bulabiliyoruz. Koray burada onları öğreteceğiz. Tabii bu ifadelerin de formülü var ancak bizler sizlere formülün çıkış noktalarını da söyleyeceğiz. Daha önceden biliyorsunuz bu formüllerin çıkış noktasını anlatmıştık. Bu iki ifadeyi toplarsanız x1 artı x2 lütfen dikkat edin. Eksi kök delta ve artı kök delta birbirini götürmeyecek, götürecek mi? Paydalar aynı. Bunlar birbirini götürdü. Eksi 2b bölü 2a olacaktır. Sadeleştirdiğinizde eksi b bölü a. Kısacası kökler toplamı eksi b bölü a'dır. Çarptığınızda yukarıda 2 kare farkı oluşacak. Eksi b'nin karesi b kare. Eksi delta'nın karesi. Yani kök delta'nın karesi b kare eksi 4ac miydi bu, evet, da Koray? Bölü 2a. Pardon, çarptığımızda 4'e kare. Özür diliyorum. B kare eksi b kare artı 4ac bölü 4a kare. Bunlar gidecek. 4'ler gidecek. A'lar gidecek. C bölü a. Aynı şekilde kökler farkının mutlak değeri de kök delta bölü mutlak değer a'dır. Yine siz aynı şekilde çıkartma işlemi yaptığınızda göreceksiniz bunu. Şimdi buna göre diyor ki ahanda bu denklemde x1 artı x2 eksi b bölü a. Ha tabii bu arada a bu, c. b bu, c bu. Bunları da her seferinde göstermenizde fayda var. Eksi b bölü a'dan 5 bölü 2. C bölü a'dan kökler çarpımı 8 bölü 2 yani 4. Peki bu? Her ikisinde de x1 çarpı x2 ortak. Ortak parantezi alacaksınız. Bazı kaynaklar bunların da formüllerini veriyor. Kesinlikle tasvip ettiğimiz bir şey değil. Çünkü zaten direkt olarak parantezi aldığınızda burada x1, burada x2 kalacak. Şu ikisini bilmeniz sizin için yeterli. x1 artı x2 eksi b bölü a'dan 5, pardon. x1 çarpı x2 4'tü. 4. Diğeri de 5 bölü 2 idi. 10. Cevap 10 olacaktır. 1 bölü x1 artı 1 bölü x2. Orada da payda eşitleme yapacağız önce. Payda eşitleyerek tanıdık hale getirmeye çalışın. x2 artı x1 bölü x1 çarpı x2 mi? Kökler toplamı 5 bölü 2, kökler çarpımı 4'tü. 8. Ters çevirip çarptığınızda 5 bölü 8 elde edeceksiniz. Aynı soru için sayıyı yazayım buraya. 2x kare eksi 5x artı 8. Eşittir 0 değil mi? Hı hı. Peki bunun köklerini bulup bu işlemi yapamaz mıyız? Çarpanlarına ayrılır mı? B kare eksi 4 acesi negatif çıkıyor. Evet. Karmaşık sayılardan kökler çıkacak. Bizi iyicene uğraştırır. Ne gerek var? Yönteme dönelim. X1'in karesi artı X2'nin karesini mi istiyor? Hı hı. Bunu şuradan yapacağız. A artı B'nin karesi neydi Koraycığım? A kare artı 2AB artı B kare. Buradan A kare artı B kareyi yalnız bırakırsak? A artı B'nin parantez karesi eksi 2AB olur. Yani kökler toplamının karesiyle kökler çarpımının iki katının farkı. Farkı olur. O zaman bu da x1 artı x2'nin karesi eksi 2x1 x2 olacaktır. Hı hı. Öyle değil mi? x1 artı x2 5 bölü 2 karesi 25 bölü 4 eksi 2 tane x1 çarpı x2. C bölü alan 4. 4. Sonuç 25 bölü 4 eksi 8 eksi 7 bölü 4 olacaktır. Var mı sıkıntı? Bu sefer burada payda eşitlemekten başka bir şey gelmiyor elimden. x1 ile x2 ile çarparsam yukarısı ne olacaktır? x1'in karesi artı x2'nin karesi. Aşağısı x1 çarpı x2. Az önce bulduk. Eksi 7 bölü 4. Daha önceden bulmuştuk. 4 bölü 1. Ters çevirin. Eksi 7 bölü 16. Bu arada şuna takılanlar, lafınız balla kesiyorum. Şurada şuna takılanlar olabilir. Eksi 7 bölü 4 çıktı. Hocam kareleri toplamı nasıl eksi bölü 4? Zaten karmaşık sayılarda kökü var demiştiniz siz. Hı hı. Kareleri negatif olabildiği için eksi 7 bölü 4 geldi. Aynen öyle. Köklerine baktığınızda karmaşık sayı olduğunu göreceksiniz zaten. Kaldı ki böyle bir şeyi düşünmeyin. Her zaman karmaşık kökler çıkabilir. Dikkat ederseniz sadece eksi b bölü a, c bölü a. Bu iki formülle hepsini ne yapmış olduk? Bulduk. Halletmiş olduk. Çünkü hepsi buna devşirilebiliyor. Bu sefer farklı bir soru ve sorduğu soru bu. Ne yapayım? Kök içerisinde buna a diyelim hocam. A. Sonra İğrençli. Her iki tarafın karesini alalım. Karesini aldığımızda x1 artı 2 çarpı x1 çarpı x2 artı x2'nin karesi. Yani kökten kurtulacak bu sefer. A kare mi? Evet. Koray, kök içerisinde 16'dır. O da 4 olarak evet. mı çıkar? Kökler çarpımı 16 çünkü c bölü a, dikkat edin.
8 mi oluyor burası? Kökler toplamında 6. 6 artı 8 yani 14 oluyor. Güzel. Eksi b bölü a'dan şu x'inin toplamı 6. Şurası da 8 çıktı. A kare. O zaman a kök 14 çıkacaktır. Artı eksi kök 14 olabilir. Kökler negatif karmaşık sayı olma ihtimali varsa tabii ki şıklardan zaten bu tarz sorularda genelde pozitif değeri kaçtır, negatif değeri kaçtır evet. diye sorar. Küp toplamı var. Küp toplamının kuralını... Ha burada üzülüyorum. Sorudan karesini biz almışız. Kök dışında bu zaten pozitif çıkmak zorunda. Üzülüyorum. Karesini aldık ya biz. Sonuç daima pozitiftir burada. Kök 14. Tamam. Sıkıntı yok. Gelelim buna. Bu sefer de çarpanlara ayırmada daha önceden gördüğümüz bir formülü kullanacağız. A artı B'nin küpü eksi 3AB A artı B. Ha, buradan mı yapacaksınız? Tabii ki. Tamam. Senler ne yapacaksın? Normal şeyden A artı B kareleri hani... Yani x1 artı x2 çarpı x1 kare ama kareleri bulmak zorunda kalırız. Evet gene uzuyor o şekilde. Tabii ki her zamanki benim yaptığım gibi daha kolay. Ne olacak burası? X1 artı x2'nin küpü. Tavşan bakışını atayım hocam. 3x1. Tweet atmıştır ya. X1 artı x2. X1 artı x2 eksi b bölü a'dan 6. 6'nın küp türü eksi 3 çarpı c bölü a 16 eksi b bölü 6. 216 eksi. Hadi yardım etmiyorum hadi. 288. Eksi 72 aradığımız sonuç. İşlemi kontrol etsene. Doğru doğru. Evet bu yukarıcım. 2m eksi 3 x kare artı m artı 1 x artı 5 eşittir 0 denkleminin kökler toplamı eksi 3 olduğuna göre kökler çarpımı kaçtır? En sevdiğim soru tipi. Eksi b bölü a eşittir eksi 3 müymüş? Evet. Eksiler gitsin. O zaman ben buradan m'i hesaplayayım. M artı 1 eşittir 6m eksi 9'dan 5m 10 m 2 mi çıkacak? M2 ise denklem bu mu oldu? Bakayım. Evet hocam. Kökler çarpımını soruyor. C bölü A 5. 5. Buyur Koraycığım. Bu denklemin kökleri x1 ve x2'dir diyor. 2x1 artı 3 çarpı 2x2 artı 3 eşittir 1 olduğuna göre m kaçtır? Dağılma özelliği yapacağım. Yapalım. 4x1 x2 hı. artı 6x3 x3 artı... değil hocam. X1. O da olur. Bir tane kök olsun istemez misin? 6x2 artı 9 eşittir 1 mi? Burası kaç? C bölü A'dan eksi 2. Eksi 2 değil. Ah ama önemli. Aa, Koray abiniz mi? Bilerek yaptı. Bütün öğrenciler aynı hatayı yapıyor diye. M'i görmedim. Sabit sayı burada m eksi 2. Dolayısıyla kökler çarpımı m eksi 2 olacaktır. M eksi 2. Gördün mü lan? Yok valla görmemiştim M'yi. X1 artı x2 mi burası da altı parantezinde? Eksi b bölü A'dan eksi 6. Artı 9 eşittir 1. 4m eksi 8 eksi 36 artı 9 eşittir 1'den eksi 8 35. M eşittir 4m eşittir 36 oluyor karşıya attığımda. 9. M eşittir 9 çıkacaktır bizden de onu istiyor. Bu denklemin kökleri x1 ve x2 olsun diyor. Buna göre 3x1 eksi x2 ifadesinin değeri kaçtır? E hocam sen bize böyle bir formül öğretmedin. 3x1 eksi x2 diyor. Evet. O zaman x1 ve x2'yi bulmam lazım. Ama burada saçma şeyler var. Ben bu denklemin köklerini ayıramam. Ama ben şunu biliyorum. Bu denklemin kökler toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a değil evet. mi? Eksi b bölü a burada b bu mu oluyor? Evet. Eksi ile çarp x1 artı 5. Böyle bir. A zaten 1. E, x1'ler gider. x2 5 çıktı. Kökler çarpımı da ha keza c bölü a'dan 6x2'ye eşit değil mi? Hı hı. x1 kaç çıktı? 6. 6, 5. 18'den 5 çıkar. Cevap 13. 13 olacaktır. Tabii ki dikkat etmeniz gerekiyor. Yani çok sık karşılaştığınız bir soru tarzı değil ama her kitapta mutlaka vardır. Ne yaptım? İlk önce kökler toplamından eksi b bölü a'ya eşitledim. x2'yi 5 buldum. Kökler çarpımından da. Ama hocam x2 yerine 5 yazıp çözsek fark etmez. O da olur. x1 çarpı x2 eşittir 6 x2 değil mi? x1 ne yazın demiştik? Burası 30 mu olacak? Hocam yerine yazın dediniz de şey yaptınız. Yine kullandığınız yöntemi. Yani burada ilk sene fark etti oğlum. İlk sene 5 yazmış. 25 eksi oradan. Doğru. Edecek. Özür diliyorum. Affet beni Koray. Affet. Evet. Bu denklemin kökleri x1 ve x2 olsun. 2x1 eksi x2 eşittir 2 olduğuna göre m kaçtır? Kökler toplamı eksi b bölü a değil mi? Evet. Yani x1 artı x2. 7. 7 mi? Tarafı tarafa topla. 3x1 eşittir 9. x1 eşittir 3. 3. x1 3 ise bu herhangi bir tanesinde yerine yaz demektir. Zaten denklem yani x2'yi de bulmana gerek yok demek istiyorum. 3 bu denklemi sağlayacak. 9-21 artı m-6 aman kaç olur? Kaç 18. Olur?
Evet, 18 oluyor. Var mı sıkıntı? Hayır hocam. Aferin. Bu denklemin kökleri simetrik olduğuna göre kökler çarpımı kaçtır? Simetrik nedir? Mesela köklerden biri 4 ise diğeri eksi 4. 3 ise diğeri eksi 3. Bu şekilde geçer. Peki simetrik olduğunda ne işimize yarayacak? Kökler toplamı 0'dır. Öyle değil mi? Simetrik iki kökün toplamı 5 eksi 5, 3 eksi 3 daima 0. Eksi b bölü a yani n artı 6 bölü 2 eşittir 0'dan n kaç çıkar? Eksi 6. Eksi 6 çıkar. N yerine eksi 6 yazalım. 2x kare artı 0 zaten. Eksi 13 mu oluyor? Evet. Kökler çarpımı c bölü a. Eksi 13 bölü 2. Ama hocam c burada b olmuyor mu? Hayır. Daima x'in katsayısı b olur. Burada x olmadığı için b 0'dır. C eksi 13'tür. Buna dikkat edin. Bu denklemin kökleri arasında x1 eşittir. x2'nin karesi bağıntısı vardır. Buna göre n kaçtır? Şimdi de kökler çarpımından gideceğim. Kökler çarpımı x1 çarpı x2 c bölü a'dan eksi 8 mi? Evet hocam. X1 dediğimiz şey x2'nin karesi olmuyor mu? Bir tane daha mı x2 var? Eksi 8 mi? Evet. X2'nin küptürü eşittir eksi 8'den x2 kaç çıkar? Eksi 2. X2 eksi 2 ise gel denklemde yerine yaz. 4 artı 2n artı 8 eksi 8 eşittir 0'dan n eşittir eksi 2 çıkacaktır. Evet Koraycığım buyur. Bir babanın boyu çocuğunun boyunun karesidir. Her ikisinin boyları da metre cinsinden x kare eksi 3,36 çarpı x artı 9,8 çarpı m eşittir 0 denkleminin kökleri olduğuna göre m kaçtır? Peki 9,8 çarpı m. Ama birinin boyu diğerinin karesi köklerse x1 eşittir x2 kare durumu var fakat buradan bulamayız. Evet. Ama kökler toplamından gidelim. X1 artı x2 eksi b bölü a'dan 3,36 mı olacak? Doğru. X1 yerine x2'nin karesi diyebilir miyim? Diyebiliriz hocam. Artı x2 eksi 3,36 eşittir 0. Şimdi x2 x2 kaça kaç? Ya. Çarpımları 3,36 olan iki sayı. Farkları da artı 1 olacak. Sonra 336 deyip karışır Koray. Çünkü metre cinsinden bir şey. Son 6 olan o zaman şeyi 1.6 2.6'yı bir deneyelim. 1,6 2,6 deneyelim hemen. Kaç olacaktır? 96. Kaç olacaktır? 32. 4'lü oluyor. 4'lü oldu. 14'ü 24'ü deneyelim. 1,4, 2,4 deneyelim. Kaç olacaktır? 56. Kaç olacaktır? 28. Evet, 6. 3, 3. 2 virgül kaydır. 3,36. O zaman eksi 1,4 artı 2,4 mu olacaktır? Toplamları da artı 1 olsun diye. O zaman x2 buradan ya 1,4 çıkacak ya da eksi 2,4. Olamaz. Tam sayı olmak zorunda göre. Boy olduğu için. O zaman 1,4'e alacağız. Dolayısıyla x1'de ne olacak? 1,96 mı olur? Evet. Yani x1 1,96 ki 1,4'ün karesidir kendisi. X2 de 1,40 diyebiliriz. X1 çarpı x2. 9,8 çarpı m mi? Evet hocam. Yani 1,4 çarpı 1,96 eşittir. 9,8 çarpı m. Bunun 7 katı fark ettin mi Koray? 196 7'ye bölünüyor mu? 14,56 bölünüyor. 140,56. O zaman 196'yı 7'ye bölelim arkadaşlar. Kaç sefer var? 2 sefer var. 14,56 8 sefer var. 0, cevap 0,28. 0,28 mi? İle çarpıyoruz ya. Tamam. 0,28 m sayısı oluyor. Var mı sıkıntı? Hayır hocam. Buyur. İki tane denklem vermiş. Bu denklemin birer kökleri ortaktır diyor. Buna göre m'nin n cinsinden değeri. Birer kökleri ortaksa denklemleri direkt eşitleyin. Çünkü eşitlediğinizde ortak olan kökten dolayı sonucu bulacaksınız zaten. O zaman x kare artı mx eksi n eşittir x kare eksi nx artı n mi? Evet. X kareler gider mi? Eksi nx'i bu tarafa at mx artı nx. Eksi n'i bu tarafa at m artı n mi? Evet. Buradan x parantezinde m artı n eşittir m artı n buluruz. X kaç çıktı? 1. Eşitlediğimizde ortak olan kökü bulmuş olduk. 1 herhangi bir denklemde yerine yazabilirsin Koray. 1 eksi n artı m eşittir 0 mı? M eşittir n eksi 1. M'in n cinsinden değeri doğuracaktır. Tamam mı? Tamam. Burada yazsaydın da 1 artı m eksi n eşittir 0. Yine m eşittir n eksi 1 olacaktır. Bunun bir kökü 1'e r, bunun bir kökü 5'e r. Yine bir kökleri ortak. O zaman eşitleriz. Ama eşitlediğimizde m, n bir sürü karma karışık şey olacak. 1 ve 5 belli. Onları yerine mi yazalım? Ne yapalım?
Bunun kökler toplamı 1 artı r. Bunun kökler toplamı 5 artı r. Bunun kökler toplamı eksi n eşittir 1 artı r. Hı hı. Bunun kökler toplamı eksi m eşittir 5 artı r. Evet. Bizden m eksiğini istemiyor mu? Eksi ile çarp ve taraf tarafa topar. R'ler gidecek zaten m eksi n eşittir eksi 4. O zaman A ve B kafa karıştırmak için veriyor. Evet, sadece zaten oradan gitmeyin diye veriliyor. Yani işlemin bu kısmını kullanmayın. Buradan kullanacaksınız. Bu denklemin kökleri A artı 2 ve B eksi 1 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Nereden gidelim? Kökler toplamı daha iyi çünkü A yok oluyor. Evet, çarpımları çok karıştıracak olayı. Ama toplarsak eksi B bölü A'dan A eşittir. Kökler toplamı A artı 2 artı B eksi 1. Kökleri vermiş çünkü. Hı hı. Buradan B'yi ne bulacağız? Eksi 1. B yerine eksi 1 yazarsak eğer x kare eksi AX eksi 1 mi yazmıştık? Evet. Eksi 2B eksi 2 eşittir 0. Hocam B kalmıyor. B'ye eksi 1 yazıyoruz ya. Nasıl? Eksi 2 oluyor burası. B yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 2 oluyor. Özür diliyorum. Tabii ben orayı karmaşık karışık yaptım. X kare eksi AX eksi 2 eksi A eşittir 0. Hı hı. Köklerden bir tanesi eksi 2 mi oldu bu durumda? Tamam. Eksi 2 bu denklemi ne yapmak zorunda? Sağlamak zorunda. Eksi 2 yazalım. 4 artı 2A eksi 2 eksi A'dan A eşittir eksi 2 olacaktır. A eksi 2 ise de köklerden diğeri kaç çıkar? 0 çıkar. A eksi 2, B eksi 1. Toplamları eksi 3 aradığımız sonuç. Aslında görüyorsunuz arkadaşlar, yani direkt olarak baktığımızda da göremiyoruz. Sadece bir nokta yakalamaya çalışıyoruz biz de. Bu sefer kökler toplamından gittik. Neden? Koray şunu gördü. İkisini topladığımızda A var. Burada da eksi B bölü A'dan A gelecek. A var birbirini götürecek ve ben B'yi bulacağım. Diğerinde R'ler vardı ortak olarak. Kökler toplamından çıkarsam eğer, çünkü M ve N ile ilgili bir denklem istiyordu benden. Kökler toplamından gidersem bunu yakalarım dedim. Devam edelim. Çözüm kümesi ortak. Çözüm kümesi ortaksa hem kökler toplamı aynıdır hem de kökler çarpımı aynıdır. Hatta bu denklem bu denkleme eşit olmak zorunda. Hatta denklem çözmeyi hatırlayalım. Çözüm kümesi sonsuz elemanlıysa ne diyorduk oranları biz? Oranları aynıydı hepsinin. Burada da çözüm kümeleri ortaksa bu denklemler aynıdır. Ama hocam nasıl aynı? Bunda eksi 10 var. Bunda artı 5 var. Demek ki bu eksi 2 ile genişletilmiş hali. Bunu eksi 2 ile genişletin. Eksi 4x kare. Eksi 2 çarpı m eksi 3x. Eksi 10 eşittir 0. Bu nx kare artı x eksi 10 eşittir 0. Şimdi bu buna eşit. Yani n kaçtır? Eksi 4. N eksi 4. Eksi 2 çarpı m eksi 3 de kaça eşit? 1'e. 1'e. Eksi 2m artı 6 eşittir 1'den. M eşittir 5 bölü 2. Hı hı. Topla ikisini. Eksi 4 artı 5 bölü 2'den yanıt eksi 3 bölü 2 olacaktır. Bu denklemin kökleri A ve B'dir. Kök A artı 1 bölü kök 5'tir. 1 olduğuna göre C eksi A farkı kaçtır? Şimdi dikkat ediyor musun? Çarpım konumuna kökler gelemiyor. Kökler çarpımı geliyor. Oradan da kökler zaman. Çarpımını kullanabilirim. Evet. Payda eşitliyorum. Kök AB artı 1 bölü kök B eşittir 1. Şimdi kök AB, kökleri A ve B ise kökler çarpımı demektir bu. C bölü A'dan 4 mu olur? 4 oldu. Orası 2 oldu. 2, 3. Kök B eşittir 3 ise B. 9. B 9 ise. A'yı bulabiliriz. Yerine yazabiliriz hemen şurada. Tamam. Kök A artı 1 bölü 3 eşittir 1. Kök A eşittir 2 bölü 3. A eşittir 4 bölü 9. Bu 1. Bir de C'yi bulmamız lazım. O zaman da kökler toplamı. Kökleri A ve B değil miydi? Hı hı. Kökler toplamı dediğimiz A artı B eşittir 9 artı 4 bölü 9 mu? Hı hı. O da eşittir eksi B bölü A. Yani C. C. O zaman C eşittir 9 artı 4 bölü 9. Bu 1. C eksi A'yı istiyor bizden. Hatta yok, direkt şey C eksi A B gelecek galiba. 4 bölü 9 eksi A neydi? 4 bölü 9. O zaman cevap kaç evet, olacaktır? C eksi A değil, B'ye geliyor. Şuradan götürüyor ya, artı B, C eşit oldu. A'yı attık karşıya. Ha, onu düşünmedim ben, doğru. Ama B'ye bilerek geliyor. Hesaplamadım bunu. Çünkü götüreceğini fark ettim. O da bir başarı olacak. Bakın Koraycığım. A, B ve C noktalarına yerleştirilmiş doğrusal 3 ayrı takiometre ile A, B, A metre, B, C, B metre olarak ölçülüyor. B, C, B'ymiş. İstiyorsanız yazın. Şurası A, şurası B. Tamam. Ölçülen bu uzunluklar x kare eksi 367 çarpı x artı 1003 eşittir 0 denkleminin kökleri olarak kaydeden mühendis Emine Hanım
Denklemi yanlışlıkla x kare eksi 1003 x artı 367 işte 0 olarak giriyor. Buna göre AC değerin olması gerekenden kaç metre farklı çıkacaktır? Arkadaşlar lütfen ön yargılı olmayın. Çok özellikle bu tarz sorular zor gibi gözükür ama sadece çok basit. Yani soruyu anlamak gerekiyor. Bir paragraf var karşımıza. Burası A, burası B. Diyor ki bu A ve B'yi yazmak yerine A ve B'yi bu denklemin kökleri olarak belirlemiştir. Şimdi gelip de siz buradan denklemin köklerini bulmaya çalışırsanız zorlanırsınız. Evet. Neden? Adam diyor ki kökleri A ve B. O zaman kökler toplamı yani A artı B 367 olmaz olacak mı buradan? Yani şu AC uzunluğu aslında 367 doğrusal olduklarını da unutmayın. Hı hı. Ama diyor yanlışlıkla böyle kaydetmiş. Yani A artı B'yi bu adam kaç bulmuş? Adam değil hanım. Bu hanımefendi kaç bulmuş? 1003. 1003 bulmuş. Dolayısıyla A artı B'yi ne kadar fazla bulmuş? İkisinin farkı kadar. Ne kadar? Yani buradaki bir sürü şeyle benim işim yok. Denklemlerin köklerini bulacağım şununla bununla. Hiçbirisiyle işim yok. Sadece A artı B burada 367, burada 1003. İkisini çıkartacağım. 1003'ten çıkartalım 367'yi. Ben çıkartırım. 13'ten 7 çıktı 6. 9'dan 6 çıktı 3. 9'dan 3 çıktı 6. 636 aradığımız sonuç. Ve bu denklemin kökleri x1 ve x2'dir. X2 büyüktür mutlak değer x1 ve x1 küçüktür 0 küçüktür x2 olduğuna göre P tam sayısını alabileceği en büyük değer kaçtır? Aslında ÖSYM'nin en sevdiği ikinci derece denklem ya da parabol tarzı sorulardan ikinci derece denklemlerin içerisine eşitsizlikleri koymayı seviyorlar. Şimdi denklemin kökleri x1 ve x2 kökler toplamı kökler çarpımından gidebilir. Bu arada x2'nin mutlak değeri x1'den büyükmüş. Evet, onu bir yorumlamamız lazım. Ama x2 de pozitif. Sıfırdan büyük. Ha, bu pozitif, bu negatif. O zaman bir kere kökler çarpımı negatif. Kesin. Bu bir. Kökler çarpımı c bölü ama p eksi 2 küçüktür 0, p küçüktür 2. İki. Bu bir. Daha sonra kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi p eksi 1. Sıfırdan büyük mü küçük mü olur kökler? Sıfırdan büyük olur. Çünkü pozitif kökün mutlak değeri diğerinden daha büyük. Negatiften daha büyük. Yani x1 artı x2'ye baktığımızda pozitif sıfırdan büyük mü? Hı hı. Eksi p artı 1 büyüktür 0'dan hop 1 büyüktür p mi çıktı? Yani p sayısı 1'den de mi küçük? 2 tane eşitsizlik var. Hem 2'den küçük hem 1'den küçük. Zaman o zaman 1'den küçüktür. Alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç olur arkadaşlar? 0 olur. 0 olur. Peki ikinci derece denklemler bitti mi? Hayır bitmedi. Konularımız devam ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Henüz abone değilseniz abone olup bildirimleri açın. Bir sonraki videoda görüşürüz.